Tek herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte okurlarımızın isteği üzerine yakın zamanda incelemiş olduğumuz Monster dizüstü bilgisayara Linux kuracağız. Linux'un tabi farklı dağıtımlar var. Bunlar içerisinden özellikle Arc Linux'un Reborn OS dağıtımını istediler bizden. Ben de bu alanda bir USB ile hazırladım. Çalışmalara başlayalım. Bakalım kafilik işlemcili laptopa Arc Linux kurabilecek miyiz? Hazırladığımız USB cihazımıza takalım. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Disk biçimlendirmek için uyarı veriyor. Bunu dikkate almanıza gerek yok. Kapatabiliriz bunu. Umarım sorunsuz çalışacak. Yeniden başlat diyelim. Bu cihazın boot menüsü F8 olabilir. Bir deneyici ya da Escape'tir diye tahmin ediyorum. Escape'i bir deneyelim bakalım. Escape değilmiş menü tuşunu bulamadık ama çok büyük dert değil. Del tuşuyla BIOS'a girdik. BIOS'a girdikten sonra boot menüsüne geliyoruz. Boot menüsünde UEFI kurulumu yapacağız. Launch CSM'nin devrede olmasına gerek yok. CSM Compatibility Support Module yani eski tip sistemler için uyumluluk modülü. Buna gerek yok. Birinci sırada Windows var. İkinci sırada bizim USB var. Bu USB'yi biz üst kısmı alalım. UEFI artist Kingston ilk sıraya geldi. windows da ikinci sırada. Ayarları kaydedip çıkalım bakalım. F10 diyelim. F10 burada çalışmıyor. Gerçekten garip. O zaman save changes and reset diyelim. Bakalım sistem usb belleğimizden boot edip Linux kurulumuna başlayacak mı? Evet ekranımız geldi. 2 saniye içinde ben bir şeyler yapacağım dedi. Hemen tuşa dokundum. Şöyle biraz ekranı şey yapalım daha net görelim. Seçeneklerimiz neler? Reborn OS, Nvidia Reborn, UEFI Shell, Efi Default Loader Reboot into Firmware Interface diyor. En üstteki seçenek olması gerekiyor. Yanlışım yoksa Enter diyerek başlayalım. Herhangi bir tepki vermiyor. A few moments later. Maalesef deminden beri en bir tepki yok. Sistemi kapatacağım bu durumda. Yok o ses PlayStation'dan geldi buradan değil. <laughs> Bu sistemde kapandı. Tekrar açalım bakalım. Şimdi ikinci Nvidia seçeneğini seçeceğim bu defa bakalım. Bir şey olacak mı? Nvidia Live System diyor yalnız. Nvidia'da normal sistem değil. Seçelim bakalım hadi. Eğer yanlışım yoksa bizim USB'de bir hata olabilir. Ben bu izoyu USB yanlış yazmış olabilirim. Bir deneme daha yapacağım. Sanırım USB Rufus ile yazmamam gerekiyordu ama yine de bana saçma geliyor açıkçası. Linux dağıtımlarında böyle bir şey olması daha başlarken pek hoşuma gitmiyor. Bir şans daha vereceğim Reborn OS'e. Olmazsa Ubuntu deneyeceğim. Day two. Evet dünkü başarısız denemeden sonra bugün USB'liği tekrar hazırladım. Bu defa DD modunda yazdırdım. Umarım bu defa çalışacak. Tekrar denemelere başlayalım. Bu arada Monster'ın boot dışında öğrenmiş olabilirim. Sanırım F7. Deneyelim. Evet doğru. Monster'ın boot düşü F7'ymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kingston Data Traveler seçelim. Reborn OS. Hadi bakalım. Evet. Yüzlü yüzlü kuyruğuna geldi ama son kısımda biraz takılıyor gibi. Özellikle işlemci kısmında sanırım bazı uyumsuzlukları var. Son kodlara bakacak olursak. Şu aşamada sanırım daha fazla ısrar etmenin bir anlamı yok. Reborn OS 8750H işlemciyle şu anda uyumsuz. Bir sonraki işletim sistemi denememiz olan o zaman Ubuntu'ya doğru ilerleyelim. Yeni bir USB hazırladım. Ubuntu var içerisinde. Bakalım Ubuntu kurabilecek miyiz? Belleğimizi takalım. Şimdi ilk seçenek Ubuntu'yu yüklemeden çalıştırma seçeneği. İkinci seçenek Ubuntu'yu yükleme seçeneği. Biz yükleyelim. Yükledikten sonra bakalım her şey çalışıyor mu. Kurulum ekranı geldi. Buradan dilimizi seçelim. Devam et diyelim. Tekrar devam et diyoruz. Wi-Fi ağına bağlanarak güncellemeleri alabilirsiniz diyor. Bağlanalım. Bu arada Wi-Fi'mizi doğrudan tanıması gerçekten çok hoş. Normal kurulum var, bir de minimal kurulum var. Biz normal kurulum yapalım. Bu bağlamda Normal Installation seçeneğini seçiyoruz. Bir de üçüncü parti yazılımlardan bahsediyor bize. Ekran kartı ve Wi-Fi donanımı için kurulumlar söz konusu ve ek medya formatlarının desteği için de yazılımlar kurabiliriz. Bunu da seçiyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi karşımıza iki seçenek çıktı. Bunlardan bir tanesi Ubuntu dağıtımını Windows Boot Manager işletim sisteminin yanına kurma, diğerisi diski sil ve Ubuntu yükle. Madem Windows'un yanına kurabiliyoruz, Windows'un yanına kuralım o zaman. Bu seçenek seçiliyken devam et diyoruz. Ubuntu doğrudan bilgisayarın NVMe SSD'sini gördü. Bu gerçekten çok güzel. Aşağıdaki ayrıcı sürükleyerek sürücü alanını ayırın diyor. Yani diski ikiye bölmede bize yardımcı oluyor. Buradaki ayraçtan bahsediliyor. Bu ayrıcı sağa çektiğiniz zaman Ubuntu'nun alanı azalıyor. Sola çektiğiniz zaman Ubuntu'nun alanı artıp Windows'un alanı azalıyor. Yani Ubuntu'ya ne kadar alan ayıracağınızı bu ayraç ile belirleyebiliyorsunuz. Biz Ubuntu'ya 80 GB ayıralım ve şimdi yükle diyelim. Yeni bir bölüm boyutu seçebilmek için önceki değişiklikler diske kaydedilmelidir. Bu işlem geri alınamaz. Yeniden boyutlandırma işleminin uzun sürebileceğini lütfen unutmayın. Devam et diyoruz. Ubuntu uzun bir süre beklemeden sonra aynı soruyu bize ikinci kez soruyor. Devam etmeniz halinde aşağıda sıralanan bütün değişiklikler disklere kaydedilecektir. Aksi halde bundan sonraki değişiklikler elle yapacaksınız. Tamam. Anladık. Devam et. Neredesiniz? Türkiye'deyiz. Devam et. Adınız? Teknopat. Herhangi bir belirlemeyeceğiz. Otomatik giriş yap diyelim ve devam et diyelim. Diyemiyoruz. Parola seçmemiz gerekiyor. Şimdilik 1, 2, 3, 4 diyelim. Devam et diyelim. Bazı kısımların halen daha tercüme edilmemiş olduğunu görüyoruz bu arada. Örneğin burasının atla olması gerekiyor. Skip yerine. Buraya tıkladığınız zaman arka planda yapılan işlemlerin koda dökülmüş halinde görebiliyorsunuz. Bu esnada kablosu A üzerinden de paket indiriyor. Ama neyse ki 6 çekirdekli hızlı bir işlemcimiz var. Şu anda grup çalıştırılıyor. Grup cihazın açılışında işletim sistemlerini seçmemizi sağlayan bootloader yani ön yükleyici. Kurulum tamamlandı. Yeni kurulumu kullanmak için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlat diyelim. Bakalım karşımıza işletim sistemi seçme menüsü çıkacak mı? Doğrudan Windows açılıyor. Ubuntu'dan en ufak bir eser söz konusu değil. Tekrar bir BIOS'a girelim. UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities kısmında bakalım Ubuntu var mı? Evet tam tahmin ettiğim gibi Ubuntu buradaymış. Ubuntu'yu ilk sıraya almamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci sırayı Ubuntu'yu alıyoruz. Geri geliyoruz. Ve bu Option bir kısmına da tekrar Ubuntu'yu alıyoruz. Bunun için burada artıya tıklamamız gerekiyor. Evet UEFI Hard Disk Ubuntu seçeneğini burada da ilk sıraya alıyoruz. Şimdi exit kısmına geliyoruz. Save Changes and Reset diyoruz. Yes diyoruz. Evet bu defa Ubuntu geldi karşımıza. Herhangi bir müdahalede bulunmadığınızda 10 saniye içerisinde Ubuntu açılıyor. Evet Ubuntu masaüstüne ulaştık. Cihazın bütün özellikleri çalışıp çalışmıyor mu? Buna yarın bakacağız. Tomorrow. Şimdi cihazımızı Ubuntu'yu kurduk fakat sorunsuz çalıştığını söyleyemem. İlk olarak kurduğumuz haliyle varsayılan olarak okurumuzun sorduğu bazı özellikler var. Bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle fanların düzgün dönmesi. Evet fanlar düzgün dönüyor. Yani olması gereken hızda çalışıyor. Tam devrede çalışmıyor. Ayrıca Monster'ın fan boost da çalışıyor. Bastığımız zaman fanların tam devirde dönmeye başladığını duyabilirsiniz. Tekrar bastığımız zaman normale dönüyor. Fanlar sorunsuz çalışıyor. Bir sonraki konu klavye ışığı. Klavye ışığı yanıyor fakat klavye ışığını ayarlayamıyoruz. Ee, özellikle FM tuşlarıyla klavye key'leri şu anda hepsi diyeyim çalışmıyor. Bazıları çalışıyor ama bazıları sorunlu çalışıyor. Bir başka noktada touchpad. Touchpad maalesef hiç çalışmıyor. Şimdi şöyle bir durum var Ubuntu güncellemeler söz konusu şuradan Ubuntu'nun güncelleme merkezini hemen açalım bu bilgisayar için güncellenmiş yazılım mevcut diyor biz de bu güncelleştirmeleri yapacağız ondan sonra tekrar kontrol edeceğiz mesela başka özelliklerde de sorun var birden çok ekran kullandığınız zaman o ekranlar arasında geçiş yapmak için Fn artı F3 kısa yol tuşuna bastığınız zaman çıkan menüde böyle sürekli dolanıyor vesaire biraz sanki tuşa basılı tutulmuş gibi tuş basılı kalmış gibi bir sorun oluyor. Bütün bunlara bakacağız. Güncellemeden sonra bakalım çözüldü mü? Yazılım güncellemesini yaptık ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Cihazımız yeniden başladı. İsterseniz özellikleri test etmeye başlayalım. Öncelikle uykuya dalabiliyor mu cihazımız? Buna bir bakalım. Bunun için Fn artı F1 tuşuna basıyoruz. Ekran gitti. Farenin ışığı söndü. Fakat fanlarımız halen daha çalışıyor ve klavyemizin ışığı yanıyor. Enter'a basıyoruz. Tepki yok. 3 tuşuna basıyoruz. Tepki yok. Bilgisayarın en temel özelliklerinden biri olan uyku maalesef Ubuntu'da çalışmıyor. Bilgisayarımızı zorla kapatalım. Sistemimiz yeniden açıldı. Bu esnada bir başka hatayı görüyorsunuz. Ekranda P tuşuna sürekli basılıyormuş gibi oluyor. Hatta silmeye çalışalım. Silemiyoruz. Hala daha basılı. Normal P'ye bastığımızda nihayet duruyor ve artık silebilir hale geliyoruz sanırım. Şöyle silelim. Evet düzeldi nihayet. Diğer özellikleri test etmeye devam edelim isterseniz. Örneğin ekranlar arası geçiş çalışıyor mu? Yani çalışmadığını biliyorum ama sırf sizin görmenizi istiyorum açısı. Fn artı F3'e bastığımız zaman bir menü geliyor karşımıza. Ama menünün durumu bu. Yani ben şu an sadece Fn tuşuna basılı tutuyorum. Efendiler elimi çektiğim anda rastgele bir tane seçiliyor. Tekrar Fn artı F3'e basıyorum. Yine rastgele bir tane seçildi. Evet. Nihayet istediğim olan yine de modu geldi. Devam edelim diğer özelliklerden. Bilgisayarın Wi-Fi'ni kapatma özelliği çalışıyor mu? Yani uçak modu. Uçak modu çalışıyor. Çıkartalım uçak modundan tekrar. Tamam uçak modundan da çıkıyoruz sorunsuz. Güzel en azından bu mod çalışıyor. Touchpad. Maalesef. Touchpad halen daha çalışmıyor. Güncellemeleri almış olmamıza rağmen. Klavye ışığına bakalım. Maalesef o da çalışmıyor. Sesi kapama. Evet sesi kapama en azından çalışıyor. Ses ayarı. Çalışıyor. Ses açma. Çalışıyor. Ekran parlaklığı ayar yapabiliyor muyuz peki? Ona bakalım. Evet ekran parlaklığı ayarı da yapabiliyoruz. Bu özellikle en azından çalışıyor. Efendim tuşlarındaki işlevler bu kadardı zaten. Onun dışında Wi-Fi çalışıyor. Epey bir özellik çalışıyor. Bir de bakalım cihazdaki Nvidia ekran kartı çalışıyor mu? Mesela sistemin donanım özelliklerine nereden gireceğiz? Buradan ayarlara tıklıyoruz. Ekran kartının çalışıp çalışmadığını nereden görebiliyoruz? Evet gerçekten milyon dolarlık soru. Şu anda HD Graphics'in çalıştığını görebiliyoruz ama Nvidia ekran kartımız hakkında herhangi bir bilgi söz konusu değil. Bluetooth çalışıyor. Kablosuz sırayla gidelim. Kablosuz çalışıyor. Bluetooth çalışıyor. Arka plan zaten önemsiz. Rıhtım. Bunun ne olduğu konusunda bilgim yok sanırım ana ekran. Bildirimler, arama, bölge ve dil. Evrensel erişim, erişimi hesaplar, gizlilik, paylaşım, ses. Ses zaten sorunsuz çalışıyor. Güç. E işte çalışıyor ama uyku moduna geçmiyor. Ah, çalışıyor. Aygıtlar konusunda dediğimiz gibi Nvidia ekran kartımızı göremiyoruz. Bütün güncellemeler zaten kurulu diyor güncelleme kısmında. Bir de Nvidia ekran kartını gölebilseydik güzel olurdu. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere cihazımıza Ubuntu'yu kurduk ama halen daha bazı özellikler sorunlu. Ben sistemin raporunu Canonical'a gönderdim. Umarım firma raporu inceleyip bu cihaz içinde gerekli güncellemeleri sağlar. Evet sizler birlikte Kafilek işlemcili bir dizüstü bilgisayara Windows 10 işletim sisteminin yanına nasıl Ubuntu Linux kuracağımıza baktık. Umarım sorunları çözülür ve Ubuntu bu cihazlarla sorunsuz bir şekilde kullanılabilir hale gelir. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Altaş. Kendinize iyi bakın.